Yasin Aktay Mısır'da Sisi'nin ebedi başkan olma girişimi, askeri darbenin her geçen gün istibdadını daha da artırmakta olduğu Mısır bugünlerde yeni bir anayasa değişikliği sürecinden geçiyor. Cümleyi anayasa değişikliği tartışmaları diye tamamlamayı isterdim ama Mısır'da Sisi tarafından kararı verilmiş bulunan bir konunun tartışılması söz konusu değil. Parlamentodan anayasa mahkemesine kadar açık kalmış medyasından seçim kurullarına kadar herkesin gereğini yaptığı yani formaliteleri tamamladığı bir süreç yaşıyor. Gündemdeki anayasa değişiklikleri mevcut durumda sadece iki dönem ve 4 yıl olarak sınırlanmış olan Cumhurbaşkanlığı için 3 kez ve 6'şar yıl süresinin önüne açıyor. Üstelik uygulamayı mevcut cumhurbaşkanlığı süresine de uygulayarak böylece Sisi'nin mevcut süresini iki yıl uzatıp bundan sonraki iki dönemde aday olma hakkı tanıyarak 2034'e kadar başkanlıkta kalma imkanı veriyor. Yeni anayasa değişiklikleri aynı zamanda Mısır ordusuna ilk defa bütün açıklığıyla anayasayı ve ülkenin istikrarını gerektiğinde korumak üzere yetki tanıyor. Gerçi bu yetki 1952 yılından beri fiilen zaten var ama şimdiye kadar anayasal bir temele dayanmıyordu. Böylece ordunun binbir türlü cürüm işleyerek yaptığı darbelerden dolayı ortaya çıkan cinayetler, faili meçhuller ve işkencelerden dolayı hiçbir şekilde yargılanamadığı bir mutlak iktidarın anayasal zemini iyice pekiştirilmiş oluyor. Darbeyi gerçekleştirdiği andan beri ülkesi her geçen gün daha büyük bir ekonomik, sosyal ve siyasi krizin içine gark olmakta olan Mısır'da bu durumun sorumlularının kendi iktidarlarını daha da kalıcı hale getirme konusunda ortaya koyduğu bu gayretkeşlik Mısır'ın özgürlüğe susamış halkı için nefes alacak azıcık bir alan kalmışsa onu da kapatmaya dönük trajik bir adım. Geçtiğimiz yıl içinde yapılan son başkanlık seçimlerine gidilirken Sisi'ye karşı adaylığını açıklayan, adaylığı konuşulan veya aday olma ihtimali görülen bütün isimler makamlarına, şöhrette ve konumlarına bakılmaksızın tutuklanmışlardı. O isimlerden biri, Mursi'ye karşı da aday olan Ahmet Şefik, Dubai merkezli bir entrikayla geri çekilmeye zorlanmıştı. Yine normal bir seçimde kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski genel kurmay başkanı Sami Annan adaylığın ilan ettikten bir gün sonra tutuklandı. Hemen sonra eski devlet denetleme kurulu başkanı Hişam Cenin'i aday olarak telaffuz edilmeye başlandıktan sonra bıçaklı saldırıya maruz kaldı. O da bu saldırıdan dolayı güvenlik güçlerini sorumlu tuttuğu için tutuklandı. Sonra aday olma ihtimali olan ve olduğu takdirde bu ortamda yine kazanma ihtimali kesinleşen Ebu Fütuh Abdülmünim el Cezire de Sisi'yi eleştirdiği için tutuklandı. Böylece Sisi seçimlere tek başına katılmış oldu. Ha karşısında seçimin formal şartı yerine gelsin diye bizzat kendisinin aday gösterdiği ve adaylık açıklamasında insanların yanlış yapıp kendisine oy vermemesini kendisinin de Sisi'ye oy vereceğini açıklayan biri vardı. Musa Mustafa Sisi. Seçim sonuçları tahmin edildiği gibi %99'lara dayanan bir rakamla Sisi'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Şimdi Sisi bu şekilde sonuç alabildiği seçim sandıklarını bu anayasa değişikliği için de kuruyor ve aynı neticeyi almasına kimse bir engel görmüyor. Sizi engel olabilecek tek şey belki uluslararası toplumun bu maskaralığa karşı ses çıkarması olabilir ama o uluslararası toplumdan bir şey beklenemeyeceğini yeterince gördük. İdamın tartışmasına bile tahammül edemediğini bildiğimiz AB liderleri daha geçtiğimiz ay içinde sesinin hukuksuzca işkence altında alınmış ifadelerine dayanarak katleder gibi 9 kişiyi idam ettiği günlerde onu cesaretlendirir gibi Şarmel şeyhte onunla mutlu bir poz vermiş onu adeta bu katliamları dolayısıyla kutlamıştı. Zaten Sisi'nin bu değişiklikleri yapmaya cesaret edebilmesinin bir sebebi de bugünkü dünya konjonktürünün kendisine bu fırsatı bugün için yeterince sağladığını düşünmesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi'nde Mısır'daki yeni anayasal değişiklikler sebep ve sonuçları başlığı altında düzenlenen ve benim de konuşmacı olarak katıldığım panelde cevabı aranan sorulardan biri de buydu. Sisi daha önce defalarca böyle bir şeyi asla istemeyeceği, yani özellikle başkanlık süresinin uzatılması yönünde bir anayasa değişikliğine gitmeyeceğini taahhüt etmiş olduğu halde neden bugün böyle bir şeye girişiyor? Bu zamanlamanın bir anlamı var mı? Mısır'ın liberal devrimin yarını partisi Gad El Savra, Genel Başkanı Eymen Nur, benim de katıldığım panelde bu konuda çok çarpıcı bir cevabı vardı. Sisi, darbesinde de, bütün hukuksuz uygulamalarında da, insan hakları ihlallerinde de sırtını dayadığı Muhammed Bin Selman, Muhammed Bin Said ve Trump'a güveniyor. Ancak bugünlerde özellikle Amerika'da Trump'ın, Suudi Arabistan'da da MBS'nin yaşamakta oldukları sıkıntılardan dolayı bir geleceğinin olmadığını düşünüyor onlar iktidardan uzaklaşmadan önce kendisini telaşla garanti altına almak istiyor açıkçası başkanlık süresinin bitmesiyle birlikte bütün yaptıklarının hesabının sorulacağından korkuyor bu hesabı vermemek için kendi iktidarını her şeye rağmen kalıcı hale getirmekten başka bir yol görmüyor Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Ancak Mısır'daki anayasa yapım veya değiştirme sürecinde toplum tamamen devre dışı. Yapılan değişikliklerin halkın yararını sağlamak gibi bir amacı hiç yok. Bütün amaç hala sırada ülkeye musallat olmuş istibdadın kendini koruması ve hükmünü kalıcı hale getirmesi. Firavunun ülkesinde tarih tekerrür ediyor ve kendisini her şeyin üzerinde gören başkan mevcut konumuyla beşerin sınırlarına dayanmış biraz daha ötedeki tanrısal konumu talep ediyor. Mısır tarihi ise tam da bu tanrısal konuma talip olan firavunların Musa ile de tanışmalarının mukadder olduğu bir tarihtir.